Çarşı, Türk coğrafyasındaki hemen her şehrin kalbi. Bu şakırdayan su, han kapılarına üşüşmüş güvercinler, koca çınarlar, köpüklü kahveler, ağır ağır işleyen zaman, ağırbaşlı, mütevazı esnaf ve mutlaka ezan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Balkanlardan Orta Asya'ya kadar gideceğiniz her şehirde karşınıza çıkacak manzara bu. Bizim çarşılar. Bizim demek de en çok Bursa'ya yaraşır herhalde. Çünkü size onlarca şehirde yabancılık çektirmeyen mimari, teşkilat ve işleyişin kaynağındasınız. Bursa Kapalı Çarşısı'nda. 1326'daki fetih, o dönemde sadece askeri açıdan önemli bir merkez olan Bursa'nın, daha sonra tüm Avrupa'nın ve dünyanın en önemli ticaret merkezleri arasına girmesini sağladı. Bursa'nın fatihi Orhan Gazi, kurduğu hanların çatılarını kapattırmaya başlayınca, Kapalı Çarşı'nın şekli de yavaş yavaş ortaya çıktı. Yıldırım Beyazıt da baktı, dedesinin yaptırdığı ilk bedesten Emirhan yetersiz kalıyor, 14. yüzyılın sonuna doğru 100 dükkanlı günümüzdeki bedesteni kurdu. Büyüdükçe büyüyen ilk payitahtın kalbi, Emirhan, Kozahan ve Geyvehan'ın altında atıyordu. Yıllar içerisinde Bursa'nın ekonomik gücü kabına sığmadı ve tarihi kervan yollarının merkezindeki şehir, Akdeniz'e, Hint Okyanusu'na, Avrupa'ya ve Asya'ya bağlandı. Bakmayın yüzyıllar içerisindeki yangınların, depremlerin yakıp yıkmasına Kapalı Çarşı'yı. Değeri hiç eksilmedi, düşmedi. Ama 1855'te tüm şehri yerle bir eden deprem sonrası büyük ölçüde onarım gördü çarşı. Bugünkü kuşağın hüzünle hatırladığı 1958 yangını da yok etti şehrin kalbini. 1958 yangınından sonra İstanbul'un planlamasına danışman olan İtalyan Profesör Doktor Luigi Piccinato'ya Bursa için de planlama teklif edildi. Ancak bu mimari düzenleme zamana karşı koyamadı. Çarşı özgün kimliğini yavaş yavaş yitirirken, dükkanların dış cephe düzenlemeleri de farklılaştı. Elektrik tesisatının güvenlik unsurlarından yoksun oluşu nedeniyle sayısız yangın tehlikesi de atlatıldı. Kapalı Çarşı'nın tarihsel kimliğine yakışmayan bu görüntülere duyarsız kalmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011'de konuya el attı. Önce tehlike arz eden tüm kablolar, eklentiler ve klima ve benzeri üniteleri toplanıp görsel kirlilik yok edildi. Ardından 60'lı yıllardan kalan ahşap çatının yerine Türk İslam kültürünün izlerini taşıyan, içleri turkuaz renkli çinilerle kaplı, altıgen motiflerden oluşan konstrüksiyona sahip tonoz çatı inşa edildi. Özel ışıklandırma yapılan çatı hafif olsun diye titanyum alaşımlı çinko kenetli sistem kuruldu. Pencerelerde ise daha çok gün ışığı alan reflekte malzeme. Zemin, Selçuklu motifleriyle bezenmiş yeşil, siyah ve beyaz mermerle oluşturuldu. Dükkan cepheleri de mekanik sistemli yapıştırma traverter taşla kaplandı. Vitrin ve doğramalarda ise altın rengi yansıtan sarı, paslanmaz malzeme tercih edildi. Cephelerde yer alan aydınlatma elemanı aplikler, yapıya özel olarak tasarlandı.
kentimizin en önemli ziynetlerinden biri olan Kapalı Çarşımız gerçekten Bursa'ya da yakıştı ve bizim kültürümüze de yakıştı. Şimdi tekrar o güzelliğine Kapalı Çarşımız kavuştu. Çevre bağlantılarıyla birlikte, diğer alanlarıyla birlikte, diğer restorasyonları da tamamlanıyor ve gerçek anlamda bir alışveriş merkezi havasında Bursa'mıza ve insanlarımıza hizmet ediyor Kapalı Çarşı. Çarşı şimdi özgün kimliğiyle, büyük alışveriş merkezleriyle gerçek anlamda rekabet edebilir durumda ve hala Bursa'nın göz bebeği.